Vefa Holding CEO'su, İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit bizimle birlikte bugün. Şimdi biraz önce bize tanısın Vefa Holding ne yapıyor? Çünkü çok önemli alanlarda faaliyet gösteriyor. Önemli memleketlerde iş yapıyor. Ki bunların aralarında Katar'da var. Bugün biraz konuşacağız. Ben şöyle kabaca özetleyeyim. İnşaat, ham maddesi, işte çelik konstrüksiyonlar vesaire yapıyor. Enerji yatırımları var. Başka neler var? Ne savunma dönük çalışmalarımız var. Teknoloji şirketimiz var. O şekilde devam ediyor. Aslında biz ana amiral gemi firmamız, ön üretimli yapılar yapıyoruz. Bu ön üretim yapıları da 4 farklı şehirdeki fabrikalarımızda, üretim tesislerinde ürettiğimiz ürünleri 4 farklı yapı sistemiyle üretiyoruz. Mesela Neopan kompozit panel teknolojisiyle ürettiğimiz panel yapı sistemi var. İkincisi yine kaynaksız yapı teknolojisiyle üretmiş olduğumuz galvanize hafif çelik yapı sistemi var. Üçüncüsü modüler konteyner yapı sistemi var yaşam alanları için. Dördüncüsü de çok katlı yapılarla ilgili yapısal çelik yapı sistemi var. Bu yapı sistemlerini üretirken de ihtiyacımız olan ham maddelerin birçoğunu yine kendi fabrikalarımızda üretiyoruz. Bu üretimleriyle beraber aslında biz çoğunlukla çözüm satıyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir sosyal tesis binaları yapabiliyoruz, okullar yapabiliyoruz, hastaneler yapabiliyoruz, işte toplu konutlar yapabiliyoruz hızlı yapı sistemi sayesinde. Spor tesisleri için alanlar oluşturuyoruz, yaşam alanları. İşte bir kongre merkezi yapabiliyoruz. Yani dünyanın değişik ülkelerinde bu ürünleri çözüm olarak müşterilerimize sunuyoruz. İşinizin ne kadarı Türkiye, ne kadarı yurt dışından kaynaklanıyor? 2016 verilerine göre %60'ın üzerinde ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. %40'ta iç piyasaya çalışıyoruz. Bu ihracat orada yaptığınız sistemleri de dahil ederek söylüyoruz değil mi? Sadece yapı malzemeleri tarafı değil. Tabii. Önce ürünlerimizi yarım amelok gönderiyoruz. Orada onları bitmiş ürün hale getiriyoruz. Monte ediyoruz. Peki Orta Doğu'da çok önemli işleriniz var. İşte evet. Afganistan, Libya, şimdi Katar. Evet. Biraz önce sohbet ediyorduk. Katar'da da diyordu Turan Bey, birkaç ay önce bir vaz mı geçelim acaba diyorduk. Şimdi de bugün bu hareket oldu. Hakikaten etkilenme var mı ya da bundan sonrası için oradaki ortaklarınız, çünkü ortaklarınız var. Nasıl bakıyorlar hikayeye, biraz anlatsanız da canlı sıcak haber konu diye soruyorum. Biz 3 yıl önce şirketimizi kurduk. Buradan ürün gönderiyorduk. Orada da bir takım mobilizasyonlar, kamp binaları, yaşam alanları üretiyorduk. Kamu özel sektör ne tarafta? Yok, özel şirket. Oranın en büyük inşaat firmalarından, ilk 5'e giren firmalarının biriyle ortak şirket kurduk. Oradaki inşaat firmalarının mobilizasyonunu, komple sosyal testlerini yapıyorduk. Akabinde hatta ileriye dönük de bir yatırım da planlamıştık. Fakat ortaklarımızla ilişkiyi bir şekilde sonlandırdık 3 ay önce. Bu olay meydana geldi ama biz halen şu anda Katar'a ürün üretiyoruz. Fabrikalarımızda şu anda Katar için üretim devam ediyor. Sevk ediyoruz, yerinde montaj yapıyoruz. Yani akreditli çalıştığımız herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yeni dönem başka ortaklarla yeni yatırımlar noktasında Orta Doğu pazarına nasıl bakıyorsunuz peki? Yani riskli ülkeler, özellikle Suudi Arabistan'da çok ciddi kurumlarla çalıştık. Yani çok büyük şirketlerle orada işler yapmaya başladık. El Haptor Grup, bu Yelken Otel'in sahiplerine çalıştık. El Hoker Grup'la çalıştık. El Zamil Grup'la çalıştık. Bunların hepsiyle fakat çok süreçler uzun alıyor ve sonunda yürütemiyorsunuz. Zor ama Avrupa'daki ülkelerle daha rahat çalışabiliyorsunuz. İhracatın peki ne kadarlık bir bölümünü Avrupa tarafı oluşturuyor? Orada neler yapıyorsunuz? Özellikle mesela geçtiğimiz yıl ve bu yılda devam ediyor. Almanya'da mülteci kampları yapıyoruz. Yani bu mültecilerin giden Almanya'da değişik şehirlerinde, orada giden mültecilerin yaşam alanlarını komple oluşturuyoruz orada şu anda. Onlar devam ediyor. Peki fil dişinde de bir şeyler yapıyorsunuz. Eşit pazarlar arayışına da girmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Şu anda onun üzerinde ülkede ekiplerimiz çalışıyor. Fil dişinde de Frankofon spor oyunları düzenleniyor. Fransızca konuşan ülkelerin düzenlemiş olduğu. Oraya gelecek sporcuların yaşam alanlarını komple üretiyoruz. Bitmek üzere teslimat yapacağız. Temmuz ayında da
oyunlar başlayacak. Peki, müsaadenizle Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verdi. Onu aktarayım tamam. İzleyicilerimize. Bugün piyasalar açısından son derece bir kritik bir gün demiştik. Beklendiği doğrultuda ne faizde ne de tahvil alım programının rakamında bir değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası. Marjinal borç verme oranı %0,25'te sabit tutulmuş durumda. Beklentiler de aynı paraleldeydi. Politika faizinde de keza aynı şekilde değişiklik olmadı. Euro-dolar paritesinin hareketine birlikte bakacak olursak yukarı doğru bir kuvvetli ivme var. Gördüğünüz üzere 1.12.45'te ama hala doların lehine tablo. Bir miktar euro kayıplarını geri aldı diyebiliriz ama asıl kritik olan bir kez daha hatırlatmak gerekirse saat 15.30 itibariyle başlayacak olan Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi'nin konuşması olacak. Özellikle başta enflasyon olmak üzere Avrupa tarafındaki makro veriler açısından beklentilerini herkes merak ediyor. O taraftaki önemli notları birlikte yine Bloomberg HT ekranlarında paylaşıyor olacağız. Biz Refa Holding CEO'su Turan Koçdiğit'le sohbetimize o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik piyasa sakin, bir miktar euro dolarda hareketlilik var ama onun dışında gelişmeler Draghi'nin konuşmasından sonra. Şimdi 10 tane ülkede farklı projelerde aktif olarak yer alıyorsunuz. Peki Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Türkiye'de içinde bulunduğunuz sektörün performansı açısından bu yıl nasıl bir yıl? Aslında 2017 yılı özellikle referandum sonrasında, referandum öncesinde biz inşaat sektöründe biraz daha durağan bir seyir vardı. Ama hemen referandumun sonrasında ciddi anlamda pazar günü referandum oldu. Pazartesi siparişler, daha önce görüşülmüş, mutabık kalmış siparişler yağmaya başladı. Hı hı. Orada özellikle şu andaki seyirde dövizin bir banda oturmuş olması, borsanın yükselmiş halde olması, işte ekonomi güven endeksi %100'ün üzerine çıkmış olması, işte IMF'in Türkiye büyüme hızını pozitif anlamda yükseltmiş olması, bunların hepsi Türkiye'nin inşaat sektörüne de mutlaka faydası olacak. Özellikle basında çok çıktı bu demir fiyatlarının, işte stokların erimiş olması. Evet, onu da soracağım size. Stokların erimiş olması hasebiyle ciddi bir, hatta fiyatların da biraz yükseldiği söyleniyor. Demek ki inşaat piyasası canlı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın geçen ay içinde yapmış olduğu 5 tane büyük ülke ziyaretlerinden sonra da ben Türkiye'nin bu yıl inşaat sektörünün en az %10'un üzerinde büyüyeceğini ama genel anlamda da %5'in üzerinde bir büyüme olacağını bekliyorum. Peki bu çelik, demir çelik fiyatları tarafındaki hareket, hakikaten o son çıkan haber akışını nasıl yorumluyorsunuz? İnşaatçıyı zora sokan bir durum var mı? Yeni gelen ya da gelecek olan düzenleme, önemli bir vergi indirimi söz konusu, nasıl etkileyecek bundan sonraki dönemi sizce? Tabii Türkiye'de inşaat en iyi, en kolay bildiğimiz, onun alt sektörleri oluştuğu için en kolay yaptığımız iş ve şu anda reklamlara, televizyon reklamlarına baktığımız zaman da en büyük hep inşaat projeleri revaçta. Evet, ve satılıyor da. Türkiye ekonomisinin bir gerçeği. Bir gerçeği, realitesi yani. Ve satılıyor da. Şu halen ben bir ihtiyaç olduğunu ümit ediyorum. Yani onun için de inşaat piyasası bu sene %10 üzerinde bir büyümeyle kapatacak diye düşünüyorum. Peki dediniz ki şu anda nispeten stabil bir seviyedeyiz kur tarafında, dolar TL'de ama tabii piyasanın dinamikleri, global piyasalardaki gelişmeler hala pek çok belirsizliğe gebe. Dolayısıyla oynaklığın da önümüzdeki dönemde artma olasılığı hala fiyatlanıyor. Bu noktada Türk şirketlerini biz özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız talihsiz olaylardan sonra kurdaki aşırı yükselmede şirket borçluluklarında çok kuvvetli miktarda arttığını gördük. Hı. Özellikle kurun oynaklığına karşı kendini korumak noktasında şirketlerinizin önemli bölümü çok iyi bir performans gösteriyorlar. Doğru. Ama bazıları da zorlanıyorlar. Mesela siz bu döviz riskini nasıl yönetiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ihracat odaklı bir firma olduğumuz için öyle bir avantajımız var. Evet. Biz de kullandığımız ürünlerimizin bir kısmını dolar bazında alıyoruz ama çoğunluğu TL bazında aldığımız ürünler de var. Öyle olunca da bizim aslında kur riskimiz yok. Hı hı. Yani çünkü özellikle yurt dışında çalıştığımız zaman da batık bir şeyiniz de olmuyor. Çünkü akreditli çalışıyorsunuz, ödemelerini düzenli alıyorsunuz. Hı hı. O dönemde de özellikle bir yüklü şeyiniz varsa da o bir avantaj olarak dönüyor bize. İthalat olarak da yani %1 bile değil. Toplam satın almamız için de ithalat oranımız %1'in altında. Onun için de bizim kur riski olayımız yok. Bu demir tarafındaki ithalat meselesine nasıl bakıyorsunuz peki? Tabii orada da bir bu herhalde dengelemek için, fiyatı dengelemek için günlük bir indirimi düşünülüyor şu anda. Yani %30'un üzerinde. O zaman piyasa demir bollaşır, biraz daha fiyatlar herhalde normal seyrine iner diye düşünüyoruz.
Peki önümüzdeki yıl ve sonrası için beklentileriniz nasıl? Yani gelecek 5 yıl hedeflerinizi siz Fal Grubu olarak nasıl koyuyorsunuz? Bir de bunun içerisinde inşaat dışı alanların payı ne olacak? O taraflarda da yeni yatırımlar planı var mı? Çünkü anladığım kadarıyla işlere ilgi çek derken yatırım içinde iştahlı olsanız gerek. Evet, işte bahsettiğimiz gibi işte Afganistan'da aslında bundan sonraki süreçte biraz daha know-how satma tarafına yönelmek istiyoruz. Cezayir'de işte Cezayir Devleti'nin 5 tane fabrikaları var. Çok atıl kapasiteyle çalışıyor. Onlarda bir renovasyon yaparak onların kapasitelerini yükseltecek şekilde bir çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında yine belki Körfez'de, Orta Doğu'da ve diğer ülkelerde, Afrika'da özellikle bu tür yatırım talepleri var. Hı hı. Orada know-how satarak olayı geliştirmek istiyoruz. Biraz enerji noktasında biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Ama asıl bildiğimiz ana işimiz yine ön üretimli yapılar, alternatif yapı olarak hızlı yapı sistemi ve burada da Türkiye'de sektörün vizyoneri, lideri konumundayız. Aynı şekilde 2003 yılına hedef koyduk kendimize. 2003 yılında da 2023 yılında da sektörün aranan markası olmak istiyoruz. Bu noktada da devletimiz ciddi bir destekler var. Özellikle geçen yıllara oranla geçen senelerde 1 veriyorsa ihracatçıya bu yıl 3 yani 1'e 3 oranında artırdılar. Mesela biz 2000 Türk Kalite Programı'na katıldık. Hı hı. Türkiye'de 180 tane Türk Kalite Programı'na gelen firma var en üst seviyede. Bunların da çoğu tekstilci ağırlıklı. Biz inşaat olarak ilk biz o belgeyi aldık ve ciddi anlamda 5 tane ülkeyi hedef seçtik. Bunlar Amerika, Etiyopya, Endonezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Zaten artık hedef göstermeniz gerekiyor değil mi? Tabii göstermeniz gerekiyor ve Türk Kalite olarak sizi 5 yıl destekliyorlar. O ülkede tüm yaptığınız pazarlama faaliyetleri, markaya yaptığınız yatırımları 5 yıl devlet %50 oranında destekliyor. O şekilde o desteklerden yararlanarak 2023'te sektörün yurt dışında da Türkiye'de olduğu gibi ilk markası, akla gelen ilk markası olmak istiyoruz. Peki kolaylıklar diliyorum. O sonuçta sizin başarınız bizlerin de başarısı, hepimizin desteğiyle oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit'i dinledik efendim. Piyasa Hattı burada sona eriyor. Kısa bir ara, sonra Akıllı Para. İyi seyirler, hoşça kalın.